Bu Denizlispor maçı ile ilgili 3-0'dan 4-3 kaybedilen bir maç vardı. Bununla ilgili değinmek ister misiniz? Ya tabii ki değiniriz. Yani o maçı ben de sağ kenarında değildim. Cezalı olduğum bir maçtı. İçimizi yakan bir maç yani. Hepimizin içinin acıdığı bir maçtı. Yani futbolda bazen böyle şeyler oluyor. Enteresan zamanlar. Bizim de başımıza böyle bir olay geldi. Ama oyuna baktığımızda şimdi maçı da incelediğimizde maçın genelinde oyuna hakim olan, oyunu oynayan, akan oyunda pozisyon vermeyen taraf bizdik. Yani oyun içinde duran toplardan goller yedik. O bizi üzdü zaten. Yani oyun üstünlüğünü vermeden kalemize rakibin gelmeden 4 tane ve ligde bu sene en çok gol yediğimiz bir maçı yaşadık. Yani ilk yarısı 3-0 olup çok baktığında çok rahat kazanılacak gibi görünen bir maçın ikinci yarısında birden siyahla beyaz kadar yani ilk yarısı yaz olan bir maçın ikinci yarısı kışını yaşadık. Yani fırtınasını yaşadık. O da ikinci yarıya başlar başlamaz bir duran top üstüne taçtan başlayan bir gol üstüne iki duran hemen 6 dakikada 3-2 olması biraz herhalde oyuncularımızı da tedirgin etti ve bu tedirginliği oyunsal anlamda oynamalarına rağmen maçın içinde atamadılar. Yani bir daha duran top, bir daha duran top. Yani o gün hiç istemediğimiz bir durumla karşılaştık. Bizi üzdü, acıttı yani 3-0'ı yakaladığım bir maçı hedefe giderken böyle vermek bizim için üzücü oldu ama biz bunlar futbolda var. Bununla üzülüp kahrolacak bir zamanımız, harcayacak bir zamanımız yok. Biz buradan gerekli dersleri alıp bu gereken çalışmaları yapıp kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Biz buradan bunu gördük ki iyi oynamak da yani oyunsal anlamda bazen kazanmaya yetmiyor. Oyun futbol 90 dakika hatta hakemin düdüğü çalana kadar bitmiyor. Oyunu bırakmamamız gerektiğini artı duran topların da hem ofansif hem defansif anlamda ne kadar bizim için önemli olduğunu gördük yani her takım için önemli. Bizim için de bunu biz acı acı biraz yaşayarak öğrendik. Gördük başımıza bir maçta çok üst üste gelmesi. Bu da bize bir ders oldu. Yani başka bir maçta da bundan sonra da mağlup da duruma düşsek demek ki biz de böyle çevirebiliriz. Artık duran topların iyi oynarken de maçın her anının, her dakikasının ne kadar konsantreli oynamamız gerektiğini gördük. Bizim için bir ders oldu. Bir daha böyle bir şey inşallah yaşamayız yani. Çünkü acı verici bizim için iyi olmadı yani. Bizi bayağı üzen bir maçtı. Hocam transferlerle ilgili bayağı yorumlar geliyor. Bugün de Osman Hiç açıklandı. Evet Biz de hocam. bunu ödül olarak beğenmiştik. Hatta başkan, Onur Başkan da gönderimizi beğenmişti. Osman Hiç'i izlediniz mi? Oyuncu ile ilgili görüşleriniz nelerdi hocam? Çok merak ediyor taraftarlar. Tabii ya şimdi devre arası transferi kolay olmuyor. Yani devre arası oyuncuları bizim istediğimiz oyuncular genelde kulüplerinde devam eden oyuncular oluyor. Bir koparmak kulübünden oynayan oyuncuyu almak kolay olmuyor. Onun için Osman Hiç'i izledim. Yani kuvvetli. Forvet hattının her bölgesinde oynayabilen, gerektiğinde çift santrafor oynayabilen, orta bölgede de olsun kanatta da kuvvetli ve agresif. Yani mücadeleci, süratli bir oyuncu. Zaten Karadağ milli takım oyuncusu. 22 yaşında. La Liga'da süre almış bir oyuncu. Bize katkısı olacak diye düşünüyoruz. Onun için transfer ettik zaten. İnşallah düşündüğümüz gibi olur her şey. Opsiyonun pek hocam transfer. Yok opsiyon alamadı. Çünkü şeyi falan bayağı yüksek olduğu için opsiyon kullanma durumu olmuyor. Bazı oyuncularda çünkü fiyat olayları bayağı yukarılarda. Bizim için kısa bizi hedefe götürmesi için yaza kadar. Ondan sonrası o mutlu olur. Biz memnun oluruz. Olaylar nasıl gelişir bilmiyoruz ama ilk etapta opsiyon olmadı yani. Anladım. Hocam Yoksa ben... Beykan Efendim? Şimşek Güneşöz Evet. Transfer edildi. Peki başka takviyeler olacak mı? Olursa hangi bölgeleri düşünüyorsunuz? Ya şimdi biz zaten 5-6 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Şu anda Beykan'ı aldık. Ön tarafa işte Osman Hiç'i aldık. Arkada da Cüneyt Göz'ü aldık. Beykan'ı da biliyorsunuz zaten Türkiye'de yetenekleriyle. Bizim 3. bölgede çünkü biz geçiş oyununu da oynayan takımız maçına göre set oyununu da oynayan takımız. Set oyununda olsun Beykan yetenekleriyle yeri geldiğinde rakip oyunu açabilecek yetenekli bize skor anlamında katkı verebileceğini düşündüğümüz hem oyunsal anlamda katkı verebileceğini düşündüğümüz bir oyuncu. Ya şu anda düşündüğümüz mevkilere yani devre arası yapılabilecek
transferleri yaptık diye düşünüyoruz. Şu an için tabii hayat ne getirir ne götürür bilmiyoruz ama futbol şu an için başka transfer düşünmüyoruz yani. Hocam özellikle kaleci ve forvet ihtiyacı olduğunuzu düşünüyordu sizin taraftarlarınız. Ben öyle biliyorum. Kaleci bölgesi için katılıyor musunuz bu fikre? Ya şimdi bakarsan biraz kalecimiz Gökhan'la alakalı biraz geçen yıllardan gelen bir şey. Bence bu yılla alakalı bir şey değil. Çünkü bizim 11 maçı biz sıfırla bitirdik hemen hemen. Yani oynadığımız ligde bu az bir sayı değil. Bizim gol yediğimiz maçlar birkaç maçı tabii ki her kaleci hatalı gol yiyebilir. Ama totaline bakarsak Denizli maçını çıktığımız anda ligin en az gol yiyen takımlarından biri oluruz. Yani iki takımdan biri oluruz 17-16 gole düştüğümüz anda. Yani şu anda da zaten az gol yiyen üçüncü veya dördüncü takımız yani. Çok gol yiyen bir takım değiliz bakarsanız. Yani bu yediğimiz golleri de aslında az maça sıkıştırdık. Yani birkaç maçta bir üç gol, bir dört gol yiyince bu duruma geldi. Yani biz aslında savunmayı da iyi yapan bir takımız. Bizim Gökhan da bize çok katkısı olan hem tecrübesiyle bu liglerde bence bu ligin bu TFF Ligi'nin iyi kalecilerinden birinde çalışıyoruz. Ben Gökhan'ı daha önceden de biliyorum. Bu kısa vadede bize çok şey katacaktır sezon sonuna kadar. Çünkü ele devre arası ya da şeyde kaleci gibi bir mevkiye kolay bulunmuyor yani. Kaybetmek kolay, oyuncuları kaybetmek kolay. Ele Gökhan gibi bir oyuncuyu ama onun yerini doldurmak ya da kazanmak daha zor. Biz onu kazanma tarafındaydık. Zaten sezon başı da aynı şekilde davrandık ve onu şey yaptı. Ben de kazandığımızı düşünüyorum ve Gökhan'ın hem kaptanlık anlamında takımdaki rolü anlamında da hem o oyun içindeki rolü anlamında büyük katkısı olduğunu düşünüyorum bu takıma. Çünkü dediğim gibi yani oyuncuyu kaybetmek çok kolay ama hata tabii ki oluyor ama Gökhan'ın bütün total performansına bakarsan bu takım şu anda ligin dördüncüsü ise bence kalecinin başarısız ya da başka bir şey diyemeyiz yani. Ben daha da bu takıma katkısı olacağını düşünüyorum ama onunla alakalı bence bu yılla alakalı değil, geçmişten gelen bir şey var. Ama Hocam. tabii ki görüşüne saygı duyuyoruz. Herkes taraftarımız da şeyde, biz de her zaman hepimiz Gökhan dahil, diğer oyuncularım da dahil her zaman Bandırma Spor'un iyiliği için, iyi olması için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Hocam, Levent Ayçiçek takımda kalacak mı diye bir soru var. Ben de bununla beraber genel sorayım o zaman. Takımdan ayrılacak birkaç oyuncu daha olacak mı? Ya şöyle bir şey, ben bu kadrodan hiçbir oyuncumun ayrılmasını istemiyorum. Yani bizim planlamamızda her mevkiimiz için iki oyuncu olarak düşünüyorduk zaten. Şu andaki yaptığımız forvet transferiyle zaten Kenny ile beraber forvette bir Kenny vardı. Osman Işık'ın da gelmesiyle forvet hattı iki, sağ kanatımız iki, sol kanatımız iki, 10 numara bölgemiz iki kişi oldu. Yani bakarsanız ön bölgede 6-8 oyuncumuz var. Her bölgede iki ben çünkü ligde ne olacağını bilemiyoruz, neler yaşayacağımızı. Ben ayrılmasının taraftarı değil hiçbir oyuncumuzun. Ama tabii zaman ne gösterir burada, her zaman oyuncularıma da onu diyorum. Önce onların da mutlu olması lazım. Çünkü iş çıkarmaları için mutlu olmaları lazım. Mutlu olmuyorlarsa ya da kafalarında az süre alabiliyor. Çünkü biz 11 kişiyle oynamak zorundasın. Yani futbol 11 kişiyle oynanıyor. Bazı oyuncumuza bazen istemek de, üzülsek de hepsini çok seviyoruz. Ama az süre vermek zorunda kalıyorsun. Ya bazen taktiksel olsun ya da bizim futbol görüşümüzle alakalı böyle şeyler oluyor. Onlar mutsuz olduğu yerde benle ilgili bir sıkıntı yok yani. Ben hiçbirinin ayrılmasını istemiyorum ama süreçte farklı bir şey gelişir. Çünkü bazı futbol çok anlık bir olay. Burada konuşuyoruz, sabah başka olaylar gelişiyor, birden kararlar alınıyor. Onun için sadece benim fikrim, ben şu an kadrodan devam etmek istiyorum. Kimsenin ayrılması taraftarı değilim. Hocam lider Ümraniyespor. Bu hafta sonu Bandırmaspor rakibi Ümraniyespor. Daha sonra da Eyüpspor'la oynayacaksınız. Evet. Bu iki kritik maç. Buradan alınacak 6 puan sizi bayağı bir eşik atlatır. Bu iki maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Ya biz her maça kazanmak için hazırlanıyoruz. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bu gereken oyunu da oynamaya çalışıyoruz. Yani kazanamadığımız maçlarda dahil buna. Hep kazanan tarafa yakın oynamaya çalışıyoruz. Hep de öyle oldu. Bundan sonra da bunu yapmaya çalışacağız. Bunun için çalışıyoruz. Ümraniye kendi sahamızda oynayacağımız bir maç. Yukarıya dediğim gibi geçen hafta bir adım attık, tutunduk. Bundan sonra da onları yakalamak açısından çok önemli. Kendi sahamızda elimizden geleni yapacağız. Futbolun ne gerekiyorsa, neleri çalıştıysak.
neleri bu zamana kadar yapmaya çalıştıysa bunları geliştirerek gene yapmaya çalışacak. Hedefimiz her maç olduğu gibi bu maçları da kazanmak. Arada kupa maçı da oynayacağız. Sık bir maç periyoduna giriyoruz. Arada pazar gününden sonra çarşamba günü bir Sivas Kupa maçımız var. Benim hangi oyuncum sahaya çıkarsa çıksın zaten en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Yani çalıştığımızı sahaya yansıtmaya çalışıyorlar. Biz de Bandırmaspor'u hangi ligde olsun, kupada olsun, nerede olursa olsun en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Gelen seyircimize keyif veren, zevkle o sahadan ayrılırken de zevk alarak izledikleri ve ayrıldıkları bir takım ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Amacımız bu. Hedefimiz her maçı kazanmak. İnşallah her şey gönlümüze göre olur. Hocam Onur Başkan'la yayınımızı izleyenler arasında kendisine hoş geldin demek istiyorum. Başkanla iletişimimizi soracağım bir de. Başkanım gelmiş zaten iletişimimizde, daha bunun üzerine fazla bir şey söylememe gerek yok herhalde. Başkanımla ilk günde tanıştığımız günden beri iletişimimiz sağ olsun. Birbirimizi iyi bir şekilde anlıyoruz. Her şeyi paylaşarak, konuşarak, paylaşarak, beraber yapmaya çalışıyoruz. Sağ olsun o da bize elinden gelen maddi manevi bütün desteği veriyor zaten. O da üstüne düşeni fazlasıyla yapıyor. Her zaman onun için buradan da yayından da kendisine teşekkür ediyorum. Maddi anlamda olsun hiçbir zaman takımımıza, oyuncularımıza günü gününe her şeyini yerine getirdi. Hep onu düşünüyor. Bizim futbol anlamında biz de yıllardır bu futbolun içindeyiz. Kendi bildiklerimizi, düşüncelerimizi başkanımıza söylüyoruz. O zaten ticari anlamda, insan anlamındaki kalitesi, ticari anlamdaki zekası zaten herkesin bildiği, yani başarılı bir iş adamı. Bizimle de beraber, biz de futbol anlamında da yıllardır bu işin içindeyiz. Beraber paylaşarak, konuşarak, ortak tartışarak doğruyu beraber bulmaya çalışıyoruz ve paylaşarak hep doğruları yapmaya çalışıyoruz. Onun da amacı, yani bizim de amacımız Bandırmaspor'un iyi olması, iyi yerlere gelmesi. Çünkü o Bandırmaspor'u çok seviyor kendisi. Yani onun bence işin dışında Bandırmaspor onun için çok farklı bir enerji kaynağı. Buradan enerji alıyor. Buradan onun için çok önemli. Biz de bunun bilincindeyiz. Onun yaptıklarını farkındayız. En iyi şekilde onunla beraber, hep beraber başkanımız, yönetimimiz, yani ekibimiz, futbolcularımız, Bandırmaspor'u sezon başında konuştuğumuz, beraber konuştu çıktığımız bu yolda inşallah en iyi yerde, en üstte bitirmek. Hocam, geçen sene de başkanı biz yanımıza almıştık başka bir moderatör arkadaşımızla. Umarım bu sezonda yine tekrar alırız. Taraftarlarla ilgili mesajlar da geliyor. Taraftarların mesajınız var mı diye bir soru vardı. Valla taraftarımıza ne mesajımız olabilir ki? Yani taraftarım zaten futbol taraftar için olan bir şey. Hocam Kulüplerin mesela bu hafta Yunanspor maçı var yani bence çağırmanız lazım. şu anlamda diyorum, yani taraftar futbol taraftar için var zaten. Taraftar olmazsa futbolun hiçbir anlamı yok yani. Yani kulüplerin gerçek sahibi, futbolun sahibi taraftarlar. Yani bir şey izlenirse çok güzel oluyor. Zaten pandemi sürecinde de gördük. Yani taraftarsız tadı tuzu yok yani. Futbolun da tadı tuzu yok. Hiçbir şeyin tadı tuzu yok. Yani onlar bu kulübün gerçek sahipleri. Her şeyleri. Yani her yerde böyle. Taraftar varsa güzellik var. Her şey var. Camia faktörü taraftar varsa ortaya çıkıyor zaten camia. Biz onlara bu maç değil her maça ihtiyacımız var. Onların tribüne gelmesi, tribünde bulunması oyuncularımıza bize her zaman güç kuvvet veriyor. Çünkü biz de sahada oynadık. Oyuncu da olsak, şimdi de olsak ilk çıktığımızda baktığımız şey tribünler zaten, taraftarımız. Onların orada olması, bizim yanımızda olmaları bize her zaman destek, bizim için her zaman bir moral kaynağı ve avantaj. Kendi ele iç sahada bu avantajı her zaman kullanmak istiyoruz. Onlarla beraber her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz. Yani bu hafta da bunlardan biri. Her zamanki gibi onlar da iyi niyetle zaten gereken desteği vermeye çalışıyorlar. Bu hafta da hep artarak onların tribünleri doldurmalarını temenni ediyoruz. Bu hafta da onları yine yanımızda tribünlerde görmek istiyoruz ve geleceklerine de inanıyoruz. Peki hocam, Mustafa Gürsel'in Bandırmaspor'la ilgili hedefleri ve genel olarak kariyer hedefi nedir? Bunlarla ilgili de ben görüşlerinizi merak ediyorum hocam. Ya Bandırmaspor'la ilgili hedeflerimi zaten anlamışsınızdır. Yani biz Bandırmaspor'a geldiğimiz günde de yani burada tahmin edilenin hep üstünü yapmak için buradayız.
Bandırmaspor'u da şu anda da yapabildiğim en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yaşanmamış şeyleri inşallah burada hep beraber yönettiğimiz taraftarımızla şimdiye kadar olmamış şeyleri hep beraber gerçekleştiririz. Hedefimiz bu. Kendi açımdan sorarsanız ben hiçbir zaman şuradır, buradır, şurada çalışırım, burada çalışırım, şuraya gelirim öyle bir düşüncem olmadı. Ben futbolun içinden çıktım. Yani üniversitesinden başlayarak en altyapısından 10 yaşından beri sahalardayım. Ben bu işi yani futbolu en iyi şekilde yapmak istiyoruz. Yani sahada oyun anlamında iyi oynayan bir ekip ortaya koymak istiyoruz. Ondan sonrası süreç su yolunu bulur. Ne yaşayacağız, ne olacak? Hayat ben de bilmiyorum. Neler yaşayacağız ama nerede ne yaşıyorsak en iyi şekilde hizmet etmek istiyoruz. En iyisini yapmak istiyoruz. Amacımız bu. Hayat bizi nereye götürecek? Hep beraber yaşayıp göreceğiz. Peki idol olarak gördüğünüz bir hoca var mıydı hocam? Yerli veya yabancı? Yok öyle idol ya da örnek aldığım yok. Genel olarak bütün hepsini takip ettiğim için alabileceğim, hepsinden öğrenebileceğim genelde hepsini takip ediyorum. Öğrendiğim örnek yani kendimizi geliştirmek anlamında yeni şeyler olduğunda ya şu hoca bu hoca diye bir şey yok. Fark etmiyor. Bilgi olursa hangi hocadan olursa olsun hepsinden faydalanmaya çalışıyoruz. Tabii ki biz daha bu yolun başındayız. Çok değerli hocalar var dünyada. Türkiye'de de hepsinden bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Ama ben örnek anlamında şu hoca, bir hoca böyle bir kişi örnek almıyorum. Genelde ben kendim nasıl bir insansam dışarıda futbolculuğumda da futbol antrenörlüğün, teknik direktörlüğün dışında da aynı şekilde işimde de aynı şekilde davranmaya çalışıyorum. Aynı şekilde olmaya çalışıyoruz. Öğrendiklerimizi, bilgi, çünkü öğrenmenin sınırı yok, yaşı yok. Yani ne yaşta olursanız olun, ne zaman olursa olsun hep öğrenmeye devam edeceğiz. Kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Hep kendimizi geliştirmeye çalıştık. Çünkü onun için 7-8 senede zaten işin mutfak kısmından beridir yardımcı hocalık yaptık. Her şeyini öğrenerek gelmeye çalıştık. Bunun sonu yok. Böyle devam edecek. Bunun için de hoca olarak İngiltere'si olur, İspanya'sı olur. Zaten işimiz bu. Biz işin içindeyiz. Her hocayı oynattığı oyunla zaten hocanın eseri sahadadır yani oyundadır. Biz her oyunu seyretmeye çalışıyoruz. Çünkü onlardan modeller oyun içinde neler yapıyorlar, neleri daha iyi yapıyorlar hep bunları takip etmeye çalışıyoruz ve oradan hep bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi ondan sonra da kendimiz de bunu bir bütün olarak kendi sahada, kendi takımımızda yansıtmaya çalışıyoruz. Hocam bir seyirci sorusu alacağım. Sağ bek mevkisinde Okan Alkan'ın alternatifi kim olacak demiş. Valla şu anda bizim sağ bek mevkide Okan Alkan'ın alternatif olarak Cüneyt geldi. Cüneyt hem stoper hem sağ bek oynayabiliyor. Şu anda ilk etapta öyle görünüyor ama bizim sağ bekte çok da sıkışırsak Levent de oynayabilir, Puçka da oynayabilir ama direkt sağ bek olarak derseniz Okan ve Cüneyt var yani. İlk etapta düşündüğümüz. Hocam, Türk futbolunun sorunlarını konuşmaya kalkarsak burada sabah olur. Bundan eminim ama bana göre en büyük sorunu altyapıyla ilgilenmememiz. Bununla ilgili de bazı eleştiriler var. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Genç oyunculara şans verilmediğini düşünüyor bazı seyircilerimiz. Altyapıya bakış açınızı soracağım. Genç oyunculara şans veriyor musunuz veya vermeyi düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle bir şey, altyapı dediğiniz gibi farklı bir konu. Yani altyapı öyle 3 günde, 4 günde, 5 günde şans veriyorum demekle olmuyor. Hepimiz genç olduk. Biz de oynadık gençken. Şans vermekten ziyade zaten oyuncu kimse kimseye şans vermiyor. Bence oyuncu kendi formayı alıyor. Oynayanlara şimdi şans verildi de oynadı, futbolcu oldu, oynamayan şans verilmedi. Benim için yabancı yerli öyle bir şey de yok yani. Futbolcu futbolcudur yani ne yaşıyla ne şeyiyle. Tabii ki genç oyuncunun biraz daha yetişmesi için belki bir sürece ihtiyacı olabilir. Ama iyi oyuncu nerede olursa olsun sonuçta oynuyor. Oynadığında da zaten görüyoruz yani nerelere geldiklerini. Ama kulüp biraz da mantalitesi, hedefleri anlamında biraz altyapı farklı bir mecra. Yani dediğiniz gibi altyapı tesisiyle, çalışma alanlarıyla, önemli olan oradaki hocalarıyla oraya biraz yatırım ve gelişmesi anlamında belli yatırımlar yapılması lazım. Yoksa hemen altyapıdan oyuncu oynat, zorla yoksa yeterliliği yoksa kimse kimseyi oynatamaz yani şey olarak. Futbolda biliyorsun torpilin bence en geçmediği yer futboldur. Bir şey varsa vardır, bütün seyirci görüyor zaten. Yoksa yoktur yani.
Sadece hoca ile alakalı da bir şey değil. Bunu taraftar ile, camiası ile herkes görüp değerlendirebiliyor. Ama altyapı dediğiniz gibi oynatmayı burada olsun, hangi takımda olsun herkes istiyor ama Türkiye'de baktığımızda altyapıya yapılan yatırımlara bizim elebandırma olarak şu anda da üst yapımızda da belli bayağı yani diğer takımlara göre eksiklerimiz var. Bunları yavaş yavaş olacak şeyler ama biz de isteriz yani altyapıdan 3-4 oyuncumuz zaten biz de çıkıyor sezon boyunca. Fırsat buldukça biz de oynatmaya çalışıyoruz. Ama bu konu çok kısa sürede aşılacak bir olay değil gibime geliyor. Hocam başkanım bir yorum yazmış. Hocam fırsat verirse oyuna kendine sokar mısın? O hırsı size görüyoruz, seviyoruz sizi demiş. Hocam bir daha söyler misin? Anlayamadım. Hocam fırsat verirse oyuna kendini sokar mısın demiş. O hırsı size görüyoruz, seviyoruz sizi demiş. Ne? Benim kendi anlamımda. Beni kendimi sokar mıyım? Yok artık benden geçti futbolculuk. Biz futbolu bıraktığım gibi ben futbolu bir daha oynama anlamında hiç düşünmedim. Yani bu tarafı artık ben bu tarafa geçtiğim için bu tarafı seviyorum. Oynadığımız dönemde futbol oynamayı çok seviyorduk. Elimizden geleni yapıyorduk. İyi de profesyoneldi kendi oynadığımız dönemlerde. Kendimizce yani geldiğimiz yerlerden buralara gelmek kolay olmadı. Yani Süper Lig'de oynamak çıktı geldiğimiz yere göre. Güzel şeyler yaşadık Allah'a şükürler olsun futbolcu olarak. Artık bu tarafa geçtik ve sanki ben bu tarafa geçtiğimde artık hiç futbol oynamamış gibiyim. Hiç öyle düşünmüyorum. Artık futbolculukla bu taraf farklı. Bu şimdi eğitmeniz artık. Yani futbolda bir tarafta oynayan taraftın, şimdi oynatan tarafsın. Kafandaki düşündüğün tarzı sahaya yansıtacak bir takım ortaya koymak. Düşündüklerini onlardan almak gerekiyor. Bu farklı bir şeyler. İkisi de farklı şeyler. Eğitmen olmak farklı bir şey. Onun için hiç öyle düşünmedim. Bu tarafa geçtiğim için artık hiç oynama tarafında hiç değilim. Bu taraftan keyif almaya başladım. Bu tarafı seviyorum. Oyuncularım takım sahada düşündüklerimizi, çalıştıklarımızı yaptıklarında, iyi oyun oynadıklarında, çalıştığımız bir pozisyona girdiklerinde, gol yaptıklarında daha fazla mutlu oluyorum. Onun için artık kendim oynar mıyım? Hiç öyle bir düşüncem yok yani. Herhalde artık oynayamayız zaten çünkü iş geçti bizde. Belli olmaz hocam. Hocam bu bağlamda ben yabancı kuralı ile ilgili görüşlerinizi öğrenmek istiyorum. Seneye inşallah Süper Lig'e çıkarsınız. Bu konunun daha da direkt muhatabı olacaksınız. Yabancı kuralı ile ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Ya ben şöyle bakıyorum yani yabancı kuralı dediğim biraz önce de dediğim gibi genç yaşlısı Türk'ü yabancısı diye futbolda öyle bir şey ayırt etmek insan ayırt etmek istemiyorum. Yani iyi futbolcu kötü futbolcu yabancısı yerlisi hepsini kendine göre artı yönleri eksi yönleri var. Şimdi onun içine transferi kulüp yapılanmaları yani yabancı transferi yerli transferleri ya da yerli oyuncu yetiştirme bir sürü şey giriyor faktör giriyor. Benim için sayı öyle olmuş, böyle olmuş. Türk yabancı sayı şöyle olmuş. Pek şey yapmıyor. Benim için fark etmiyor. Çünkü ben o tarz düşünen bir insan değilim. Benim için oyuncu olsun, yerli olmuş, yabancı olmuş. Çünkü hepsi insan sonuçta. Herkes insan. Bizim için iyi oyuncu ve işimizi iyi yapmak. Artık bunda kaç yabancı olduğu, nasıl olduğu, çok buralara kafa takmak istemiyorum. Peki. Hocam teşekkür ediyoruz. Yayınımızın sonuna geldik. Eklemek istediğiniz taraftara, camiye söylemek istediğiniz bir şeyler varsa alalım. Sonra yayınımızı sonlandıralım. Vallahi her şey için teşekkür ederim. Öncelikle size de bu akşam güzel bir sohbet oldu. Sonla baştan biraz sıkıntı yaşasak da kusura bakma. Wi-Fi'ye Estağfurullah. girince olayı çözdük. Öncelikle taraftarımıza önümüzdeki haftaki Ümraniye maçına hepsini bekliyoruz yine. Bir kez daha buradan onlara da seslenelim. Yanımızda yine onları görmek istiyoruz hep beraber inşallah. Bu işin camiamızda, taraftarımıza bu işin sonunu getirmek istiyoruz güzel bir şekilde. Başkanımızı da seyrediyorlar. Kendilerine zaten devamlı konuşuyoruz. Çok teşekkürler yaptığı her şey için. Öncelikle bana güvendi. Burada onun yeri bende çok ayrı. Onu her zaman söylüyorum. Yani çalışsak da çalışmasak da. Biraz önce genç oyuncular için bir şey sormuştunuz. Aynı bizim için de geçerli. Ne kadar kendinizi geliştirirseniz geliştirin, ne kadar ben iyi hoca olacağım derseniz deyin. Bir yerde size fırsat verilmezse bunları göstereceğiniz bir alan yok. Onun için başkanım sağ olsun bize inandı, güvendi, konuştu, düşüncelerimize değer verdi ve bize bu şansı verdi, bu görevi verdi. Ona öncelikle bize inandığı için çok teşekkür ederim. Çünkü onun yaptığını Türkiye'de
kolay kolay kimse yapmıyor. Çünkü bazı yerlere geldikten sonra, bazı şeyler oluştuktan sonra tabii ki çalışmak ya da daha kolay. Ama bu işin başlangıcı inanın kolay değil. Emek vermesi, ilk startı vermek kolay değil. Sağ olsun. Onun yeri bizde her zaman ayrı. Bundan sonra da ayrı olacak her zaman. Bundan sonraki süreçte de kendisine öncelikle bize güvendiği için bu şansı, bu çalışma ortamını her şeyiyle, bu güzel ortamı bize sunduğu için kendisine çok teşekkür ederim. Bandırma'ya, yöneticilerimize, Bandırma taraftarlarımıza, herkese çok teşekkür ederiz. Biz de onlara layık olacak. Hep beraber yaşanmayanları hep beraber inşallah sezon sonunda yaşamak ümidiyle elimizden geleni her zaman yapacağız. Bundan hiçbir şüpheleri olmasın. Çok sağ olun. Size de teşekkür ederim. Güzel bir yayın oldu. İyi akşamlar. Çok sağ olun. Teşekkürler. Ben de ekibim adına, futbolun dolayı ekibim adına teşekkür ediyorum hocam. Yayınımıza katıldığınız için. Yayına geç katılanlar olmuştur belki veya biz yeni kapatıp açtık olarak kaçıranlar olmuştur. Yayınımız bugün veya yarın YouTube kanalımıza yayınlanacak. Bunun bilgisini de vereyim. YouTube kanalımıza abone olsun seyircilerimiz. Hocam tekrardan çok teşekkür ediyorum. Hafta sonraki maçta başarılar diyorum. Umarım Süper Lig'e çıkan takımlardan biri Bandırmaspor olur. Tekrardan başarılar diyorum. İyi akşamlar ediyorum. Amin. Teşekkürler. İyi akşamlar kardeşim.